Herkese merhabalar sevgili dostlar. 1 Temmuz pazartesi günü Elazığ yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bursa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Elazığ'da 9 koşul bir program varken Bursa'da da yine 9 koşul bir program bizleri bekliyor. Elazığ'daki 9 koşuya şimdi başlıyoruz arkadaşlar tahminlere. Eğer kanalımıza abone değilse abone olalım. Videoyu beğenelim ve katıl üyesi olarak destek verelim diyorum. Evet ilk yarış bir çeyrek geçe şart 4 dişlere mahsus bir yarış 4 tükar Araplar 2000 metrede kum piste çıkacaklar burada 10 safkan var Esila Sultan Harput Ateşi ve Gup Sezen ekürü olarak start alacaklar burada 3 safkan bir arada ekürü olarak izleyeceğiz arkadaşlar. Tabii bu yarış içerisinde şimdi tahmin kısmında favorimizi açıklayalım. 6 numara Aslı Nuray Ferit Yardımcı idaresi de favorimizdir. 12 gün evvel son yarışı ikinci olan bir önceki yarışını üçüncülükle tamamlayan Safkan grup içerisinde galibiyete en yakın isim olarak gözüküyor diyebiliriz. Bu pistte rakiplerine kıyasla 2000 metrede en azı dereceye arkadaşlar sahip e, durumda diyebiliyoruz. Aynı zamanda bu da bir istatistik olarak gözümüze çarpıyor. Geriye kalan Safkanlarla ilgili de şunu söyleyeyim açıkçası burada bir e, sürpriz gelebilir mi derseniz. Yani ihtimal dahilinde olan atlar var ama büyük sürpriz olmayacaktır bunlar. Muhakkak yani mesela 3 numara Harput Ateşi şans dahilinde gözüküyor. Ekürlerinden alacağı destekle birlikte olabilir. 1 numara Gömeç yani çok yüksek bir kilo 62 kiloda start alacak ve uzun bir yarışta 54 günlük bir aranın ardından biraz işi zor gibi de gözüküyor. O yüzden tam anlamıyla da emin olamadığımızı belirtmemiz lazım. Bir de 7 numara bitirim Seda var. Hani onun da 23 güne evvelki ikinciliği sürpriz bir ikincilikti. Burada da benzeri bir yarış koşup galibiyet elde edebilir. Ee, bu ihtimalleri değerlendirip bir de 4 numara göze çarpanı yazıp daha böyle bir geniş kupona da gidilebilir. Yani ee, 6 numara, 3 numara, 1 numara, 7 numara, 4 numara şeklinde bir sıralamayla oyun planlamamızı yaptık burada. E tabii ki yani bu kadar hatta yazmanız gerekmiyor. Biz o yüzden sıralama olarak veriyoruz ki küçük kupon veya geniş kupon olarak oyunlarınızı yapabilirsiniz diye. İkinci koşuya geldim. 6'ya çeyrek kala meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Burada 13 safkan start alıyor. 13 at içerisinde izlediğim, izleyeceğimiz safkanlarda favorimiz 10 numara Kanturalı Gülü'dür. E, son 4 yarışında da iyi performanslar sergileyen safkan e, üst üste tabelalarıyla dikkat çekti. 12 gün evvel en son ikinci oldu. Galibiyete çok yakın bir isim yine e, burada baktığımızda ancak kesin galip gelecek demek e, pek mümkün gözükmüyor arkadaşlar burada ihtimal dahilinde olan başka safkanlar da bulunuyor. Biraz da bir idmanları göstermek istiyorum sizlere. İdmanların ardından tahminimizi bu yarış için noktalayacağız arkadaşlar. Burada 42,5 derece 28-80 derece gören Şanlıurfa'da çalışmış bir safkan var. 8 numara iste günüm. Bu atın bilhassa idmanı itibariyle dikkat çektiğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Onun haricinde tabi 59 gören bir Dilagül var. O da yine Şanlıurfa'da çalıştı. Tabi bu atların buradaki performansı da önemli. burada Dilagül ilk kez start alacak. 5 numaralı Safkan. İste günümse 8 numara. 42 günlük bir arayla geliyor. Burada sürpriz ihtimalleri için bu atları değerlendirmenizi öneriyorum. Yine geniş kuponlarınızı yaparken 7 numara Gül Kübra'yı ve 3, 2 numara e, Bahru Gülü de arkadaşlar yazabileceğinizi belirtmek istiyorum. Onlarda da birinde Ferit yardımcı olacak bir aylık arayla gelen Misafkan diğeri ise Necmi Altın dersinde ilk kez start alacak Bahru Gül. Bu iki ismi de arkadaşlar geniş kuponlarınızda yazabilirsiniz. Gelelim 3. koşuya saat 6.30'da. Şart 2. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kompist yarışı olacak arkadaşlar. Burada 7 safkan var. Jack Snipe ve Doğru Güç olarak start alıyor. Yalnız bu yarışta arkadaşlar bir isim var ki 4 numara Boston Light 150 gün arasına rağmen yarışı kazanması beklediğim isimdir. 4 numara Boston Light'ı tek olarak veriyorum. Son idmanını size bir göstermek istiyorum. Bakın 40.30-26.30 .30 şeklinde bir idmanla geliyor. Elazığ'da çalıştı. Mehmet Taşkaya da, da çalıştı. idmanını yaptı arkadaşlar. Burada da yine Mehmet Taşkaya ile birlikte start alacak yarış içerisinde. Bunun da tabii önemli olduğunu biliyoruz. Ve 150 gün arasına rağmen atın 86 handikap puanında olmasıyla birlikte çok daha üst kalibre bir safkan olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Ha yarış bir şart iki yarışı. Neden koşuyor at? Çünkü şartlarda gelir endeksidir ve bakıyoruz at sadece bir üçüncülük bir beşincilik elde etmiş bu sene. O yüzden burada rahat bir grupta start alma şansı yakalamışken buraya koşmaları tabii ki makul bir durumdur. 4 para Boston Night burada Tek diyoruz arkadaşlar. Gelelim dördüncü koşuya saat 7'de. 14 Handikap, 4 Tükar Araplar, 1900 metre kum pist yarışı olacak. 10 Safkan'ın start alacağı bir yarış. 1 numara al nasip favorimizdir. 33 gün evvel koştuğu koşuyu kazanan Safkan burada favorimiz olmayı hak etti diyebiliriz. 5 numara Kop Kaptar ve 6 numara Sahra Kasırgası kesinlikle ilave edilmesi gereken isimler olarak gözüküyorlar. Arkadaşlar 1-5-6 burada net bir şekilde yapılması gereken oyundur. Burada bir geniş kuponumuz yok. Bu uçattan dışarı çıkacağını düşünmüyoruz yarışın zaten 10 atın start aldığı bir yarışta 3 atlı bir oyunda da bırakılabileceğini görebiliyoruz. Gelelim 5. koşuya saat 7.30'da Meydan Dişi 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pisti yarışı olacak. Arkadaşlar burada 12 safkanı izleyeceğiz. İsa Katar İdaresi'nde Oyazade 11 numaralı safkan burada favorimizdir. 4 yarışında son 4 yarışında tabela yapan bir isim ve 3 üç kez 3. ülke elde etmesiyle birlikte dikkat çekiyor. Bir kez ikinciliği olan bir isim Mehmet Taşkaya ile numara Işık Güzel'ini tavsiye edeceğiz. Son yarış 6. kalsa da ondan evvelki koşusunu ikincilikle tamamlamış olması itibariyle bu grupta bir anda kendi bizde yer buldu diyebilirim. Ondan sonra arkadaşlar tabi bir Dördüncülük bir beşinci olan bir safkan 12 numara Rükeyna Gülü isimli safkanı da yazabilirsiniz. Bir de arkadaşlar burada. Biraz daha sürpriz bir isim olarak Can Merve 2 numara Necmi Altın'la birlikte denenebilir. Son yarış 6. kaldı. Safkan 3 yarış koştu. 1.32-56'lık bir derecesi var ama yani bu derece çok önemli değil. Farklı pistler tabii ki oluyor. Yalnız tabii bu Şanlıurfa olduğu için birazcık daha kale alınması gereken bir derece olduğunu düşünüyorum. Hani Batı illerindeki dereceleri olsa oradaki pistler biliyorsunuz daha hızlı olması itibariyle fark yaratabiliyor. Ama şu anda burada esasen biz bu Elazığ'a göre değerlendirdiğimizde Şanlıurfa'daki derece geçen bir derece olarak kabul edilebilir. Devam ediyorum 6. koşuyla saat 8'de 14 handikap 3 çıkar İngilizler 2000 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar 10 safkanın start alacağı bir yarış olacak. 5 numara Kuzey Kartalı bu koşuda e, favorimizdir arkadaşlar. Peşi sıra burada 3 numara Mazlum Hüseyin'i değerlendiriyoruz. Bu iki at tabii ki öncelikli olmakla beraber ilavelerde bir numara muşarraf 63 kilo ya rağmen yazılabilir. 55,5 kiloda düşük kiloda The Dominator 9 numaralı safkan da yine bir sürpriz isim olarak burada tercih edilebilir arkadaşlar. Geriye kalan isimlerden eğer tuttuğunuz varsa tabii ki yazabilirsiniz ama biz bu kadarla bırakmayı uygun gördük. Biraz da bütçeleri de korumak adına. 7. koşuya geldim. Bakın ilk altılıda zaten 6, e, tekimizi verdik. 2. altılı içinde tekimizi e, birazdan vereceğiz. 16 16'lı cup yarış 3 yaşlı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. 6 safkanın start alacağı bir yarış. Arkadaşlar burada favori gördüğümüz atı tek olarak veriyoruz bu koşu için. Onu belirteyim. Tabi burada bakın atların derecelerini görüyorsunuz. Mesela 1.17.50 Diyarbakır derecesi var. İşte 1.18 Şanlıurfa var. Mesela 1.15 Adana var. Şimdi Adana farklı bir durum. Veya yine Antalya görüyorsunuz. Burada Diyarbakır bir tane daha var. Bakın onu da göstereyim Şanlıurfa. Şimdi bakın sizce burada hangisi önemli olmalı? Biz Elazığ'daki bir yarıştan bahsediyorsak, Elazığ'daki dereceleri en iyi derece olmayan atlar için Şanlıurfa derecelerini burada değerlendirmemiz lazım. Ve ben size şunu söyleyeyim. Yani mesela 1.15.80 derece görmüş bir isim var 26 Şubat'ta Şanlıurfa'da. Bu at 6 numara Oğlum Şerdil. Bu yarışı kazanmasını beklediğim isimdir arkadaşlar. Yani 1.15.80'i bakın mesela burada 1.15.07 Lord of Deniz'i görürsünüz ama o Adana'ya elde edilmiş bir derece, Adana'daki kumda elde edilmiş bir derece. Yani o kumla bu kum zaten mukayese edilemez. O yüzden biz burada e, Elazığ'a benzer durumda olan Şanlıurfa'daki derecesiyle birlikte oğlum şerdili e, net bir şekilde favori olarak değerlendiriyoruz ve tek olarak veriyoruz arkadaşlar. İkinci hatta e, burada birazcık zor olacaktır. Hışman in my heart tercih edebilirsiniz. Ama onun derece olarak e, yani bir 17.50'den daha ilerisini görmemiş olması tabii ki biraz işleri karıştırıyor. E, alt arkası bir sıralı ikilisi olabilir ama altı numarayı tek olarak bırakmayı burada tercih ettim. Geldik 8. koşuya saat 9'da meydan dişi 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pist yarışı. Mehmet Taşkaya ile birlikte 2 numara Altın Sultan favorimdir. 3 yarıştır tabela yapan bir isim. Ardından Beren Hanım 4 numara diyorum arkadaşlar. 2 ve 4'ü yazdık mı? Devamında İsa Akyavuz'da 8 numara hızlı yıldızı ilave edeceğiz. Bu şekilde 3 atlı bir oyuna çıkmış olacağız. Geniş kuponlar içinse burada 2 tane Safkan yine ekstradan tercih ettik. Necmi Altın'da Gelibol temsilcisi Güllü Aslı 7 numara ve Ferit Yardımcı ile ilk startında Vart oyuncusu 12 numara arkadaşlar olabilir olarak değerlendirdik. Gelelim 9. ve sonuncu yarış. Saat 9.30'da 14 handikap. 4 yaşlı Araplar 1700 kum pist yarışı. Arkadaşlar burada 14 safkan var. Son yarışta. E, ee, Valla bir isimle başlayalım. Hemen şurada garanti gördüğümüz safkanlarda. 3 numara tek hükümdar. Yani son 3 yarış tabel olan bir isim. Sonra 2 numara Can Eftelya. Ee, peşinden arkadaşlar burada Özgün sayfa 8 numara değerlendiriyoruz. Biraz da sürpriz arayanlar için 10 numara Benzema bir de 12 numara Karakaş Memo düşünülebilecek isimlerdir diyebilirim. Bu şekilde arkadaşlar bu videoyu bitiriyoruz. Diğer video Bursa tahminlerini de seyredebilirsiniz. Kanalımızda mevcuttur. Bursa'da da yine 9 koşu 2 altılı var onu da belirtiyorum. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak destek verelim diyorum. Ve Herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum.